Abi bundan sonra bak böyle bak. Sen. Emin benim önüme geçti. Evet, eşime, sizlere, dostlara kavuştuğum için mutluyum. Ama Çık adalet mi? Bu değil. Konuşuyor. Son 15 yılımın yarısını hapishanede, yarısını da davalarla boğuşarak geçtim. Maalesef. Türkiye'de adalet yerine oturmadıkça hiçbir şey, hiçbir konum düzelmez. Adalet hepimiz için lazım, gerekli olan bir şey. Umarım bundan sonra son olur bu tür olaylar, tevfik, tutuklamalar. Ve şunu da, şunu da ifade edeyim ki televizyonlarda bir aftan bahsediyor. Af söz konusu değil. Doğrudan doğruya anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç olarak yerine getirilmesidir. Af, anayasanın 87. maddesinde doğrudan doğruya özel ve genel af Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir yazmaktadır. Ve anayasanın 6. maddesinin 3. fıkrasında da hiçbir şahıs ve kurum kaynağını anayasadan almayan devlet yetkisini kullanamaz diyor. Anayasanın 104. maddesinde Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri yazılmıştır diyor. Bunlar içerisinde Genelkurmay Başkanlığı'nı, bakanları atamak falan gibi bu görevlerden bir tanesi de Adli Tıp tarafından verilmiş rapora göre sürekli hastalık, sakatlık ve kocamışlık halinde olanlar bırakılır. Kaldı ki emsal durumda olanlar daha evvel bırakıldı. Ne için bizim bir yıl daha uzun süre sonra kalmamızın sebebi bir türlü anlaşılamadı. Nihayet herhalde Cumhurbaşkanı'na sonunda imkanı buldular. Evet, bu konuda basına minnettarlığımı, şükranlığımı ifade ediyorum. Bu konuda adaletin yerine getirilmesi için katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Sizler de sağ olun, var olun. Efendim, sağlık durumunuz nasıl şu anda? Hayır mısınız biraz? Yani sağlık durumum hastaneden malum gece yarısı doğrudan doğruya acil servisle hastaneye yatırıldım. 50 gün civarında, 50 gün sanıyorum hastanede kaldım. Eski halime döndüm. Yani kronik hastalıklarım devam ediyor. Ama krizle meydana gelen pankreas ve girin, bak. Girin, girin. Safra kesesi tıkanıklığı ve iltihaplanması ve sonunda safra kesesinin alınması sonuçlandı. O bakımdan yani eski sağlık duruma döndüm. Sağlığım elinde demek için artık işimden geçti. Yaşımız zaten 84. Çok teşekkür ediyorum. Bir de efendim şunu soralım. Özlemişsinizdir. İlla ki özlediğiniz şeyler vardır. Eşinizle bir konuşmak. Özlediğim bu. Ne özlediniz? Ne yapmak istersiniz? Efendim. Çok şey özledim. Dostlarla sohbet etmeyi özledim. Her şeyden öyle. Sevdiklerimi başta işte eşim yanımda. Bu en büyük mutluluk. Dostlarım yanımda. Bakın akrabalarım burada görüyorum. Yanlarımda avukatlarım, merhaba polisi. Evet, benim can yoldaşlarım burada. Çok teşekkür ediyorum. Zahmet ettiniz. Benim başka söyleyecek bir şeyim yok. Çok konuşma imkansız olur. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bana bakıyorum.